Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben evden çıktım. Umarım maskeden dolayı sesimi duyabiliyorsunuzdur. Şu an metroya gidiyorum. Çankaya'ya gidiyorum arkadaşlar. Çankaya'dan ışıklı top yapımı için iplik alacağım. Onları size göstereceğim. Yani ne iplik aldığımı falan göstereceğim. Hatta İzmir'de olanlar için hangi mağazadan aldım, neyi nereden aldım onları da söyleyeceğim. Sanırım şu an gittiğim iplikçinin Instagram adresi de var. Eğer varsa orayı da açıklama kısmına eklerim. Oradan bakıp muhtemelen sipariş verebiliyorsunuzdur. Böyle işte. Şimdi metroya yürüyorum. Metroda görüşürüz. Metrodan indim arkadaşlar. İpleri alacağım yer burası. Kipsan İplik. Hemen şöyle göstereyim size. Burası Çankaya. Çankaya metronun dibindeyim. Şöyle göstereyim, karşısı metro çıkışı. Metronun hemen tam karşısı Kipsan İplik arkadaşlar. Şimdi içeri girip ipliklerimizi alalım. Arkadaşlar ipin markası Oltalı. Burada böyle renk çeşitlerini de hepinize göstereyim. Gelip Kipsan İplik'ten alabilirsiniz. Size de fiyat sorabilir miyiz acaba? Evet, bana telefonla söylediğiniz fiyatları söyler misiniz? Tabii, Oltalı 120 numara ipliklerimizde beyazları 7 lira, siyahlar 7,5 lira, renkler 8 lira. Teşekkür ederiz. Az önce söylemiştiniz, ışıklı top yapanların hepsi sizden gelip alıyor değil mi? 3-4 tane müşterimiz var. Duydunuz arkadaşlar, buraya geliyorsunuz. Ben size tarif ediyorum, siz de buradan ipleri alıp yapıyorsunuz. İplerimiz bunlar, Elisa aldığım renkler bunlar. Ben eve geldim arkadaşlar. Lafı uzatmadan hemen konuya geçiyorum. Bobinleri nereden aldığımı gördünüz. Şöyle hemen bobinlerin markasını gösteriyorum. Oltalı marka, 120 numara arkadaşlar. Renk kartelasında göstermiştim size. Envai çeşit renk var. Yani aradığınız rengi bulamamanız mümkün değil. Çünkü kartelada olan bütün renkler Kipsan'ın elinde mevcut arkadaşlar. Zaten bu markanın bayisiymiş kendileri. Onları da çektim. Bu arada şunu da açıklamak istiyorum. Bu reklamlı bir vlog falan değil. Zaten reklam alabilecek kapasitede bir abone sayım yok. Bu işe yeni başladığım için reklam falan almadım. Sadece size faydalı olmak için neyi nereden aldığımı, ne kadar aldığımı gösteriyorum. Aldığım yerde Kipsan'ın sahipleri de çok tatlı insanlardı. Gidip oradan alışveriş yapabilirsiniz. Zaten videoda kendileri de söylediler. Bu işi yapan, yani ışıklı top işini yapan 3-4 tane müşteriler varmış sürekli gelip bunlardan alan. Onun haricinde ben gri ve somon rengini seçtim arkadaşlar. Biliyorsunuz Elise örgü yatak koruyucu yaptım. Somon rengiydi. Duvarımız gri renk. Yatağımız beyaz olduğu için ikisinin bir kendini çok iyi göstereceğini düşünüyorum. O yüzden bu renkleri aldım. Bu arada ben 6 tane bobin aldım. 3 tane gri, 3 tane somon olarak. Ama şöyle bir şey var. Bir bobinden 20-25 tane ışık topu çıkıyor arkadaşlar. Ama ben size video çekeceğim için 3 tane aldım ki hızlı sarabileyim. 3 bobinden aynı anda saracağım çünkü. O yüzden ben 3 birinden aldım. Siz 2 farklı renk yapacaksanız 2 tane alabilirsiniz. Tek renk yapmak istiyorsanız tek bir tane bobinden 20-25 tane çok rahatlıkla ışık topu çıkartabilirsiniz. Çünkü bu 5000 metrelik bir bobin. O yüzden de 20-25 tane çok rahat çıkıyor. Ben 6 tane bobine 48 lira verdim. Siz bir tane bobin alırsanız renkli bobinlerin tanesi 8 lira arkadaşlar.
Bayağı cüzi bir miktara gelecek. Onun haricinde şöyle su balonları aldım. Pakette kaç tane var inanın hiç bilmiyorum. Paketi böyle 5 liraya aldım. Bende çiçek tutkalı var arkadaşlar. Ama ışıklı topun asıl yapıldığı tutkal ip ve dantel sertleştirme tutkalı. Yine PVA marka. Şöyle göstereyim. PVA marka. İp ve dantel sertleştirme tutkalı. Google'a yazdığınız zaman çıkıyor. Onun fiyatına, güncel fiyatına baktım. Bu şekilde 1 litreliği 16 lira. Kapıda ödeme isterseniz 20 lira. Yani kredi kartı vesaire kullanmıyorsanız kapıda ödemeli 20 liraya geliyor arkadaşlar. Benim elimde bu olduğu için ben ekstra sipariş vermedim. Bunu kullanacağım. Bu da sertleştiriyor. Ama ip ve dantel tutkalını alırsanız daha sağlıklı. Ama eğer sizin de elinizde bendeki gibi tutkal varsa onu da kullanabilirsiniz. Hemen bunları böyle kenara alıyorum. Bir diğer malzeme, balon şişirmek için şöyle küçük el pompası var arkadaşlar bende. Bunu Alice'in deniz simitlerini, işte kolluklarını, botlarını şişirmek için kullanıyorduk biz. Bunu ben 5-10 lira gibi bir fiyata aldım. Bu Japon pazarlarında da çok rahat bulabilirsiniz. Ama para vermek istemiyorum derseniz buna da vermeyip kendiniz de şişirebilirsiniz. Onun haricinde şöyle bir plastik kabımız var. Bunun içine üstten şu taraftan ve tam karşısında alt taraftan delikler açacağız arkadaşlar. Ben de 3 bobin olduğu için 3 delik açacağım. Siz tek bobin kullanırsanız tek delik açacaksınız. Tutkalımızı bunun içine dökeceğiz. İp bunun içinden geçeceği için tutkallanmış olarak topa sarmaya başlayacağız. Tabii ki bir adet de iğnemiz var deliği açabilmek için. Ve iplerimizi o deliklerden geçirebilmek için. Onun haricinde bir de ledli ışık gerekiyor arkadaşlar. Ama ben koca Çankaya'da led ışık bulamadım. Çünkü şey değil, yani yılbaşı dönemi olmadığı için şu rengarenk yananlardan vardı. Ama ben gün ışığı ya da beyaz istiyorum. Onun da burada tanıdığım böyle parti malzemeleri satan bir yer vardı. Ona söyledim. Yarın 4-5 metrelik getirecek. Daha kısasını bulamadım. Normalde 2 metrelik pilli ya da prize takılan istiyordum. Ama maalesef ki daha kısasını piyasada bulamadığım için 4-5 metrelik bir ışık led gelecek. Onu da zaten yapım aşamasında yine göstereceğim size ledin ne olduğunu. 6 bobinden size hesaplama yapıyorum. 6 bobin 48, 50 lira buna diyelim. 20 lira tutkalı harcadığınızı düşünelim, 70. 5 lira balona verdim, 75. 15 lira gibi de ışık tutacak. Toplamda 90 lira. Ama ben sizin için 6 bobinden yaptığım için bu fiyat böyle. Eğer siz tek bobinden yapmış olsaydınız bu 8 lira. 20 liraya da tutkalınızı söylediğinizi düşünün. 28 lira. 30 diyelim ona da. 15 liraya ışık ledinizi aldınız. 45. 5 liraya da bunu aldınız. 50. 50 liraya 20-25 adetlik bir ışık topu yapabilirsiniz arkadaşlar. Benimki biraz masraflı oldu. Çünkü size daha rahat gösterebilmek için her birinden 3'er tane aldım. Zaten ışık topları gelecek olan bana 5 metre olduğu için led. O yüzden fazla fazla yapıp Elis'in odasını böyle eğlence dünyasına çevirebilirim. Arkadaşlarıma da hediye etmek istiyorum yapıp. O yüzden de böyle fazla almış oldum. Malzemelerimiz bu kadar arkadaşlar. Bunlardan ibaret. Şu üst kısma hemen bir kart ekleyeceğim. Videonun yapım aşamasına geçebilmeniz için. Çünkü bu malzemelerin alındığı yerleri göstermek içindi size. Bu arada unutmadan şunu da söyleyeyim. İzmir dışında olan arkadaşlar varsa eğer Instagram'a Kipsan yazarsanız, Kipsan iplik direkt çıkıyor. Gönderim yapıyorlar mı onu sormayı unuttum ama sayfayla iletişime geçip gönderim yapıyorlarsa istediğiniz numarayı kargolattırabilirsiniz kendinize. İzmir'de olan arkadaşlar da zaten Çankaya metroda indiklerinde Kipsan ipliği görecekler. Onun dışında başka söyleyeceğim hiçbir şey yok. Şuraya açtığım karta tıklayın arkadaşlar. Videonun yapım aşamasına geçebilirsiniz. Videonun sonuna da zaten video görseli ekleyeceğim. İsterseniz ona da tıklayıp bir sonraki yapım aşaması olan videoya geçebilirsiniz. Yapım aşamalarını iki videoya böleceğim arkadaşlar. Birinde sarım, diğerinde kurutma ve ledi topun içine yerleştirmeyi göstereceğim.
Bugünlük de bu kadar. Diğer videoları da izleyip umarım sizler de evinizde çocuklarınız için ışıklı top yaparsınız. Ya da belki bu işi aranızda ticarete dökmek isteyen olabilir ki umarım da dökersiniz, çok da mutlu olurum. Piyasada 20'liler kaça satılıyor şu an bilmiyorum ama tahmini olarak söylüyorum 200-250 lira civarı. Umarım sizler de bunu işe döker ve yaparsınız. Böyle. Bugünlük de benden bu kadar. İnşallah faydalı bir vlog olmuştur. Hemen karta tıklayıp ya da videonun sonundaki görsele tıklayıp yapım aşamasına geçebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğen butonuna tıklamayı ve aşağı yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.